merhaba. Çekirge Rotaract Kulübü'nün hazırlamış olduğu Rota Sağlık YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben bölüm sunucusu Tolga Sunmak. Bugün konumuz diğer bölümlere göre daha farklı. Can dostlarımız olan kedi ve köpeklerin kısırlaştırması hakkında bilgiler alacağız. Ve buradaki sağlık süreçleri hakkında sevgili doktorumuz, veteriner hekim Doktor Gökhan Önder Keser ile röportajımızı gerçekleştireceğiz. Merhaba Gökhan Bey, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyim ben de. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Kedi ve köpek kısırlaştırması nedir, gerekli midir? Kedi ve köpek kısırlaştırmasında erkeklerde testislerin, dişi hayvanlarda ise yumurtalık ve rahimin toplam olarak birlikte alınmasına biz aslında kısırlaştırma diyoruz. Burada gerekli midir, gereksiz midir kısmı aslında hastadan hastaya veya hastası haline değişiyor. Eğer yavru almak istiyorsanız tabii ki kısırlaştırma sizin için gerekli değil. Hayvanın doğurganlığının devam etmesi gerekiyor. Ama yavru almayı düşünmüyoruz. İşte ileride meme tümörü olmasın, rahim iltihabı olmasın, hormonal problemlerin önüne geçelim, biz yavru almayı istemiyoruz diyorsanız tabii ki kısırlaştırma gerekli. Peki kısırlaştırma nasıl yapılır? Zararlı mıdır, faydalı mıdır? Az önceki soruda aslında belirttiğim gibi erkeklerde testisleri, dişilerde ise birkaç aslında operasyon farkı var. Kimi hekimler sadece rahmi alıyorlar, kimi hekimler sadece yumurtalıkları alıp rahimi bırakıyorlar. Ama bizim önerdiğimiz yumurtalıkların ve rahimin hepsinin beraber dişilerde olarak alınması. Bunun şöyle bir faydası var. İleride hastadan eğer yavru almayı düşünmüyorsanız ne kadar az hormonal mekanizma çalışırsa meme tümörü gibi, rahim iltihabı gibi genital hastalıklar yani hormonal hastalıklar önüne geçiyorsunuz. Bu yönden de tabii ki faydalı. Peki önerilen ay, yaş nedir? Bunu da şöyle söyleyebiliriz. Aslında bunu da erkek dişi vesaire diye ayırabiliriz. Bizim önerimiz erkek kedilerde en erken 7 veya 8 aylık, dişi hayvanlarda ise 6 aylıktan sonra olması kedi için. Bunda da kriter, hani hastadan hastaya tabii ki değişiyor ama erişkin olgunluğa, kiloya, ebatlara ulaşmış olması olarak özetleyebiliriz. Peki kısırlaştırma yapılmadan önce hayvan sahiplerinin bilmesi gerekenler nelerdir? Şimdi buradaki ilk şey aslında hayvanın tabii ki bir kere sağlıklı olması gerekiyor. Herhangi bir şikayetin olmaması gerekiyor. Biz operasyonlardan önce bütün hastalarımıza rutin hemogram ve serum biyokimyanın bakılmasını öneriyoruz. Çünkü klinik muayenede gözle tespit edebildiğimiz bir şey kan dolaşımıyla olup laboratuvar bulgularıyla aslında tespit edilebilirliği birazcık daha önemli. Şey söylemekte fayda var tabii ki anestezi sağlıklı bireylerde bilebiliriz. Bu göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Her hayvanla da aynı olmuyor. Kimi, yani iki tane hayvanınızı getirirsiniz. Bir tanesi çok kolay uyur, çok kolay uyanır. Herhangi bir problem olmaz. Diğer hayvanınızı getirirsiniz. Anestezi direnmeye çalışır. Uyanırken daha uzun sürede ayılır. Böyle problemler de olabiliyor. Bunun dışında eğer hayvanınız kiloluysa, agresifse anestezinin arınması, atılması vücuttan biraz daha zor oluyor. Agresif hayvanlar operasyona, anesteziye biraz daha fazla direniyorlar. Operasyon öncesi hastalık sahiplerinin bilmesi gereken noktalardan bir tanesi de genelde erkek kedi sahipleriyle ilgili diyelim. Çünkü erkek kedi sahipleri çoğu zaman idrarla işaretlemeye başladıktan sonra kısırlaştırmak için getiriyorlar. Ve burada şöyle bir tabii ki talep oluyor. Kısırlaştırdık, hemen çık diye idrarla işaretleme ve koku bırakma geçecek. Aslında böyle bir şey yok. Çünkü biz aslında testisleri alıyoruz. Hormonal üretim olmayacak. Ama kan dolaşımındaki hormon zamanla yarılan bölümünü tamamlayarak yavaş yavaş ortadan kalkacak. Bunda da 6 aya kadar uzayabilir diyoruz ama genelde 20. günden sonra bu durum ortadan kalkıyor. Eğer hayvanınızı bu tarz bir şart altında kısırlaştığını düşünüyorsanız bunun böyle olacağını bilmek lazım. Peki cinsiyete göre operasyon ve iyileşme süreci nasıl devam ediyor? Bunu da hani kedi köpek değil de dişi ve erkek olarak ayırmakta fayda var aslında. Dişi kedilerde biz operasyonu karnın sol tarafından böyle 1 cm gidiyorlar, bir parmak girecek kadar bir açıklıktan yapıyoruz. Dişi köpeklerde karnın alt kısmından, tabii ki burada hayvanın ebatları fark ediyor. Şimdi 3 kiloda köpek var, 40 kiloda köpek var. Organları çıkarabileceğimiz kadar bir açıklık ona göre açılıyor. Nasıl diyebilirim? Kaslar, deri vesaire kesildiği için, karın zarı kesildiği için dişi hayvanlarda operasyon sonrası biraz daha ağır olma ihtimali var. Çünkü ona göre hissiyat var. Buradaki tabii ki olay hastanın ağrı eşiğiyle de alakalı. O yüzden biz anesteziden sonra, operasyondan sonra ağrı kesici kullanımını bu hayvanlarda öneriyoruz. Erkek köpeklerde testis kesesinin ön kısmından operasyon gerçekleştiriyor. Yine testisler alınıyor. Dişi hayvanlarda olduğu gibi kaslar, katmanlar ve deri kapatılıyor. Dikiş atıldıktan sonra 10 gün sonra dikişlerin alınmasını aslında veriyoruz. Her ne kadar kullandığınız iplik emilebilir, kendi kendine yapılabilir bir iplik olsa da 10 gün
dikiş hattın orada olacak ve dikiş aralarında veya alınacak, bu hasta sahibi tercihine göre. Tek burada istisna erkek kedi. Onu da testis kese üzerinden yapıyoruz. Birkaç gün sonra kese kendi kendine yapışıyor. Bir dikiş hattı olmadığı için erkek kedi dışındaki hastalarımızda işte korse, elbise veya yakalık gibi koruyucu bir önlem kullanıyoruz ki dikişler açılmasın. Sadece erkek kedi bunu kullanmıyoruz. Peki kısırlaştırma sonrası neler dikkat etmemiz lazım? Kısırlaştırma sonrası aslında en önemli nokta tabii ki dikiş hattının bozulmaması. Yani erkek kedi dışındakilerde tutuyorum. Hasta sahibi bir şekilde dikiş hattını koruyacak. Koruyucu önlemleri alacağız. Aksi takdirde tabii ki operasyon komplikasyonu oluyor. En önemli kriter bundan sonra iyileşme sürecinde beslenme. Normalde işte hastanın metabolizması yavaşladığı için mesela ona göre bir beslenme düzeni olacak. Operasyon sonrası genellikle işte biz antibiyotik kullanıma bile ihtiyaç duymuyoruz çünkü steril çalışıyoruz vesaire ama tabii ki hayvanın kaldığı duruma göre dışarıda temas ediyorsa, köpek bahçede vesaire kalıyorsa koruyucu olarak antibiyotik kullanımını ve ağrı kesici kullanımını öneriyoruz onlara. Peki beslenmeye biraz dikkat çekiniz. Kedi ve köpekler kısırlaştırma sonrası kilo alır mı? Ve beslenmelerde biz neler yapıyoruz? Buradaki nokta da aslında biz hormon üretimini sonlandırdığımız yani üremesine mani olduğumuz için hayvanın metabolizması haliyle yavaşlama eğilimine giriyor. Yani bu her hastada aynı olacak diye bir kaydı yok. Ama metabolizma biraz yavaşlayabilir ve doğal olarak da kilo alma eğilimleri artabilir. Eğer işte yavruyken kısırlaştırırsanız, kedide açık konuşmak gerekirse, erken dönemde kısırlaştırmış yavru kedi maması veya yetişkin bir kediniz var, kısırlaştırırsanız yetişkin bir kedi mamasına geçmek lazım. Çünkü kalori dengesini ona göre ayarlamak gerekiyor. Bunun dışında gene erkek kedilerle ilgili bir örnek vermek lazım. Erkek kedilerde düşünülürse idrar kanalı birazcık daha dar. Ve işte doğru olmayan bir beslenmeyle işte idrar kesesinde kristal, kum ve bunun sonunda taş oluşumu ihtimali var. Bunun yüzünden de sık sık idrar yolu problemi ve idrar yolu tıkanıklıkları bu hayvanlarda gözlenebiliyor. Aslında beslenme kısırlaştıktan sonra bu kısımda daha önemli. Köpek sahiplerinde de aslında kriterler aynı şekilde devam ediyor. Peki kısırlaştırma sonrası kedi ve köpeklerde çiftleşme dürtüsü oluyor mu? Bir işaretleme devam ediyor mu? Burada aslında şöyle bir şey var. Hormonu ortadan kaldırıyoruz dediğim gibi. Daha öncesinde öğrenilmiş bir davranış varsa operasyon sonrasında gene çiftleşme dürtüsü olabilir. Ama bu öğrenilmiş davranış olarak olacak. Testosteron ve östrojen ortadan kaldıktan sonra daha önceki sorularda değindiğimiz gibi hormon azaldıkça aslında yarılan dönemi bittikçe bu dürtü kendi kendine ortadan kalkacak. İşaretleme kısmı erkek kedilerde işte bu tarz soru oluyor. Yani insanlar kısırlaştırma sonrası hemen bir anda ortadan kalksın, toparlasın diye düşünüyorlar ama dediğim gibi hormon hala vücutta dolaşımda gezdiği için onun sonlanması lazım. Bunun için de genelde 15-20 gün geçiyor ki hormon ortadan kalksın ve toparlasın diye. Hem bilgileriniz hem de vaktiniz için çok teşekkür ederiz. Bize bugün vakit ayırdınız. Teşekkür ederim davetiniz için. Hepinize iyi günler diliyorum.